Sahaların beyefendi, sessiz ve serin kanlı futbolcularındandı. Kaptanlık ona çok yakışır, oyuncuların moralinin en bozuk olduğu, taraftarın en saldırgan olduğu zamanlarda bile takım ruhunu ayakta tutardı. Gol krallıkları, şampiyonluklar yaşadı ve jübilesini yaptıktan sonra da futboldan kopmadı. Yeşil sahalardan bu kez beyaz sayfalara transfer oldu. Eskiden attığı gollerle, şimdi ise yazdığı maç yorumlarıyla beğeni topluyor. Bugünkü konuğum sevgili Feyyaz Uçar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Futbolcu olmak Türkiye'de son yıllarda çok popüler hale geldi. Evet. Ancak hala futbolcu olmak şansa mı bağlı ülkemizde? Maalesef halen öyle. Ancak son yıllarda, özellikle son zamanlarda Galatasaray'ın yaptığı bazı çalışmalar var. Futbolcuyu küçük yaşta alıp yetiştirmek gibi. Ama bizim zamanımızda maalesef öyle değildi. Çoğumuz şans eseri futbolcu olduk. Özellikle ben 3. amatör kümede futbol oynuyordum. Beşiktaş genç takımına geldim. Oradan genç mini takıma, A takıma çıktım. Bir ay içinde amatör kümeden 1. lige geçtim. O çok tamamen hızlı bir geçiş. Şans. O evet. Çok önemli bir dönem. Ona geleceğim ama futbolda keşfedilmek üzerine kurulu bir sistem. İyi futbolcuların ortaya çıkması konusunda büyük bir dezavantaj getirmiyor mu ülkemize? Şimdi, örneğin sözünüzü kesiyorum, Galatasaray deniz, diğer büyük kulüplerin hatta 1. ligdeki en azından kulüplerin küçük yaşta, çocuk yaşta futbolcuları eğiterek onları genç takım ardından A takım yönünde yönlendirip eğitmesi, yetiştirmesi gerekmiyor mu? Mutlaka öyle gerekiyor da maalesef Türkiye'de bu çalışmayı sadece Galatasaray'da çok yeni başlattı. Beşiktaş'ta ve Fener'de böyle bir çalışma yok gibi. Bazı futbolcu beğenen görevliler var bu kulüplerde. Ama onlar 17-18 yaşından sonra gidip görüyorlar. O da oynadıkları kulüplerde oluyor. Yani küçük yaşta belli bir eğitim almıyor hiçbir futbolcu Türkiye'de. Evet. Siz de pek çok çocuk gibi ülkemizde ve belki de dünyada futbola ilgi duyan erkek çocuklardan bir tanesiydiniz. Anneniz babanız pek buna ses çıkarmıyormuş ama dedeniz galiba biraz karşı çıkmış başta, öyle mi? İşte dedem biraz yani şey yapmadı. Hırpalamadı tabii de biraz karşı çıktı. İşte futbol oynayıp ne yapacak ama neticede o zaman İlk futbolcular bu kadar para kazanmıyor muydu? Kazanıyordu. Futbolcular her zaman iyi para kazanmıştır. Özellikle üç büyüklerde oynayan elit düzeyde futbolcular Türkiye'de her zaman iyi para kazanmıştır. Kimse demesin bizim zamanımızda bu kadar paralar yoktu. O zaman paranın alım gücü vardı. Evet. İşte o zamanlar dedem biraz karşı çıkmıştı da ilk transfer teklifi geldiğinde rakamı görünce dedem de okeyledi. Peki bu transfer teklifi nasıl mümkün oldu? Kim sizin elinizden tuttu? Feyyaz'la iş var mantığıyla size yaklaştı. Şimdi amatör kümede oynuyordum. Bu arada okul takımında oynuyordum Çorlu'da. Lüleburgaz Spor'un yöneticileri görmüş, okul maçlarında beğenmişler. Bu arada Beşiktaş genç takımından da seyrediyorlarmış. Ondan sonradan haberim oldu. İlk teklifi de Lüleburgaz Spor'dan aldım. Ancak benim transfer imzalamaya gittiğim gün hocaları değişti. İstifa etti adam. Yerine başka birisi geldi. O da deneme istiyorum dedi. İşte ertesi gün bir maç yaptık aramızda falan. Orada beğendiler ama o akşamda ben İstanbul'a dönmüş bulundum ve o akşam Beşiktaş genç takımıyla anlaşma yaptım. Yani onlar aslında geldi. Aslında büyük bir şans olmuş değil şans mi? Şans oldu evet. Önce şanssızlık gibi görünse de sonra büyük şans oldu. Şans oldu evet. Bir de orada genç takımda işlerin çok iyi gitmesi, kısa zamanda A takıma çıkmam. Bu kısa zaman gerçekten kısa zaman. 1-2 ay içinde siz amatör ligden birden Beşiktaş'ın A takımında oynayan bir futbolcu oluyorsunuz. Evet. Bu kadar hızlı bir geçiş nasıl mümkün oldu? İşte oldu. şöyle oldu. Ben nasıl olduğunu söyleyemem size de olayın gelişimini anlatayım. Belki siz bir şeyler, çünkü evet, ben halen anlamış değilim. Amatör kümede oynuyordum. Beşiktaş genç takımı aldılar. 2 maç oynadım. O ara genç milli takımda bir o futbolcu sakatlanmış. Genç milli takıma gittim. Genç milli takımda da Beşiktaş yöneticileri bu çocukta iş var deyip beni A takım kadrosuna almışlar. Evet. Yani biraz şans gibi görünse biraz de aslında değil, tabii ki iyi futbolcu olmasa bu kadar kolaylıkla da dikkat çekmek herhalde tabii, mümkün olmazdı. Belki biraz olmazdı. Daha uzun sürecekti. Lüleburgaz Spor'a falan gitseydim belki biraz birkaç sene alacaktı. Sahada da maç esnasında bu kadar şanslı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Sahada biraz da insan kendi yaratıyor şansını. Topun gideceği yeri tahmin etmek lazım. Orada bulunmak ve orada skoru yakalamak lazım. Biraz da kendine bağlı insanın şansı. Çünkü top size her ne kadar atılmak istense de sizin o topa devamlı talep olmanız lazım. Talepli olmanız lazım. Boşa çıkmanız lazım. Kovalamanız lazım. Evet.
A takımına birden bu kadar kısa bir sürede hızlı bir geçiş yaptıktan sonra zorlandınız mı? Zorluk çektiniz mi? Çünkü 2 ay öncesine kadar amatör ligde futbol Şimdi oynayan A bir oyuncuydunuz. Şimdi A takımın ilk önce kadrosuna girdim. Ama PAF takımda maçlara devam ettim. Devre arasında kadroda olduğum için hazırlık kampına katıldım. Orada tabii oldukça heyecanlandım. Çünkü uzun süreçte televizyondan seyrettim ya da işte maçlarda seyrettiğim futbolcularla beraber olmak birdenbire insanı heyecanlandırıyor. O bir zor bir dönemdi ama zamanla alışıyorsunuz tabii. Bu alışkanlıkların ne kadar avantajlı ya da dezavantajlı olduğunu siz daha sonraki yıllarda da yaşadınız. Uzun yıllar Beşiktaş'ta Evet, oynadıktan 12 sene. sonra bir başka büyük takım olan Fenerbahçe'ye transfer oldunuz. Şimdi o Fenerbahçe transferinize gelmeden önce sizin bir cümlenizi okumak istiyorum. Demişsiniz ki futbolcuların takımla özdeşleştirilmesini doğru bulmuyorum. Neden? Güzel söylemişim. Ailen de bu lafın arkasındayım. Şöyle oluyor. Devamlı aynı takımda oynayınca futbolcu biraz heyecanını kaybediyor. Yani hep aynı şeyler, rutin şeyler, takım aynı. Belki 3-5 senede yapılan bir değişiklik futbolcunun olaya karşı şevkini, isteğini biraz daha arttırabilir. Taraftara da hoş gelebilir. Ne bileyim mesela insanlar şunu bir hayal etmeli bence. Bir Hakan Şükür'ü Fenerbahçe'de seyretmek, ne bileyim Tugay'ı Beşiktaş'ta seyretmek. Bunlar güzel şeyler olabilirdi ama Türkiye'de maalesef bir futbolcu işte Metin Ali Feyyaz Beşiktaş'ta oynayacak ya da Sergen işte Beşiktaş'tan Evet. gittiği zaman büyük olaylar oldu. Bence de şu anda güzel oldu. Fenerbahçe seyircisi de Sergen'i seyrediyor. Ya böyle bir şey olsa bence taraftarı ve Türk halkını insanlar bazı şeylerden men ediyorlar. Bir anlamda futbolcunun bağımsızlığını sınırlıyor mu taraftarın bu yöndeki baskısı? Mutlaka sınırlıyor. Yani aslında sınırlamıyor. Belki de futbolcusuna bu kadar talep, mesela Hakan Şükür olayını düşünelim. Belki futbolcusuna biraz fazla para kazandırıyor ama belki daha farklı yaşayacağı şeyler var. Daha başka insanlarla oynaması belki ona daha çok randıman verecek. Mesela yine Hakan örneğini vereyim. Hakan'ın Sergen'le beraber oynaması belki ona daha çok daha büyük avantaj sağlayacak. Yani bunları kullanmıyoruz. Bunları deneyip görmemiz lazım. Ama Ama bu Türkiye'de bu benimsenme her özdeşleşme zaman var. var, değil mi? Evet. Sizin örneğinizde de Feyyaz Beşiktaş'la özdeşleştirilmişti. Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Fenerbahçe taraftarı sizi benimsese bile acaba Beşiktaş taraftarı size küskünlüğünü devam ettirdi mi? Gayet güzel devam ettirdiler. Bayağı tepki aldım ilk Beşiktaş-Fener maçında Beşiktaş taraftarında. Evet. Belki Hiç de bundan unutmayacağım. dolayı. Çünkü aynı şey Tanju'nun da başına geldi. Bir anlamda Sergen gerçi yumuşak bir geçiş yaptı taraftar açısından en azından ama bugün bir Hakan'ın Galatasaray'dan örneğin Beşiktaş'a ya da Fenerbahçe geçmesi karşısında Galatasaray taraftarının Hakan'a pek olumlu Galatasaray yaklaşacağını tahmin taraftarı etmiyorum. biraz daha şey gibi geliyor bana. O kadar etkileneceklerini zannetmiyorum. Onlar mesela bir İlie'nin, bir Filipescu'nun gidişinde o kadar büyük tepki göstermediler ki bunlar takımda çok önemli futbolculardı. Galatasaray taraftarı biraz daha farklı bakıyor yani olaya. Evet. Ama bugün bir anlamda Beşiktaş taraftarı da sizi tırnak içinde affetmiş gibi diyelim. Çünkü Beşiktaş'ın zor dönemlerinde hep şöyle bir tezahürat yapılıyor tribünlerde. Metin Ali Feyyaz atsın, Beşiktaş'ım şampiyon olsun. Siz de Beşiktaş'ın maçlarını hiç kaçırmadan izliyorsunuz, Evet. her zaman takip ediyorsunuz işinizin de bir parçası olarak. İşten önce de takip ediyorum. Peki bu Taraftarlık ya. tribünlerin bu tür tezahüratları karşısında neler hissediyorsunuz? Aslında rahatsız oluyorum. Aynı şeyi geçen Metin'le de konuştuk. Bizimki bir dönemdi, geçti. Şimdi sahada futbolcular var. Böyle geçmişe yönelik bazı futbolculara yönelik şeyler, tezahüratlar sahadaki futbolcuyu kötü yönde etkiler. Aslında taraftarın ne bileyim, pek sık böyle şeyler yapmamasında fayda var. Çünkü gün bugün oynayan futbolcular farklı. Tezahürat onlara yapılmalı diye Ki düşünüyorum. geçmişe özlem bugünün daha iyi olması konusunda olumlu bir adım olmuyor her zaman. Olmuyor, maalesef olmuyor. Sahadaki futbolcuyu küstürüyorsunuz. Çünkü ben bunu şöyle yaşadım. O kadar da rahatsız olmadım aslında. Bizim zamanımızda Metin 2 sezon falan oynamadı. Maça çıkıyorduk. Bütün taraftar Metin'e işte tezahürat yapıyordu.
Ben rahatsız olmuyordum da mesela Metin'in yerinde oynayan arkadaşım o zaman rahatsız Tabii. oluyordu. Yani bunlar taraftar da bunu böyle düşünmüyor ama düşünmeleri lazım biraz. Yani futbolculara motivasyonu çok önemli çünkü sonucu direkt Mutlaka olarak önemli. etkiliyor. Yani sahaya çıkarken söylenecek bir laf, ne bileyim güzel bir söz futbolcuyu mutlaka çok iyi ya da kötü yönde etkileyebiliyor. Evet. Siz Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra takım içinde ya da kişisel olarak uyum konusunda zorluklar çektiniz mi? Ben hiçbir problem çekmedim çünkü ben zaten uyumlu bir adamdım ve Fenerbahçe'de oldukça kaliteli futbolcular vardı saha içinde saha dışında. Oğuz vardı, Aykut vardı, İlker vardı. Bu futbolcular gayet güzel davrandılar bana. Her ne kadar bu kardeşlerimize Sakarya grubu dense de bunlar dışarıdan gelen futbolcuyu sevmez dense de bunun tam tersi oldu. Bana en büyük desteği Oğuz, Aykut ve arkadaşları gösterdiler. Hiçbir sorun yaşamadım. Saha içinde de sorun yaşamadım. Randıman olarak da 11 maçta ilk 11'e çıktım, 13 gol attım. Başarılıydım ancak bir takım başka sebeplerden dolayı bir sezon sonra ayrılmak zorunda kaldım. Peki Beşiktaş'tan ayrılmayı içinizde istiyor muydunuz yoksa bir anlamda sizin için de sürpriz oldu mu? Şimdi demin özdeşleşme konusunu konuştuk. 5-6 sene yaşadıktan sonra insan bir takımda da futbolcu da gitmek istemiyor. Ben de 12 sene sonra başka bir takıma gitmek istemedim işin Evet. açıkçası. Ancak her ne kadar futbolcu gitti dense de maalesef Beşiktaş'ta özellikle Beşiktaş'ta öyle değil. Beşiktaş'ta futbolcu gönderiliyor. Yönetim Gitmiyor. Evet, yönetim tarafından. Çok güzel kılıflar uyduruyorlar. Güzel bir şekilde yolluyorlar ve maalesef taraftar futbolcuya küsüyor. Futbolcuya aleyhte tezahürat yapıyor. Büyük de bir yanlış aslında bu. Bu örnekleri biz çok sık yaşıyoruz Türk futbolunda, Türk futbol dünyasında. Futbolcularla yönetim arasında çok sağlıklı bir diyalog yok mu? Bir bakılıyor ki futbolcunun haberi olmadan bir anlaşmalar yapılıyor. Bir bakılıyor ki futbolcular yönetime küsüyor, gitmek istiyor. Halbuki birlikte bir kulübü temsil eden iki taraf bunlar. Bu sağlıklı diyaloğu neden kuramıyorlar? Aslında hiç diyalog olmaması lazım. Avrupa'daki gibi yani çoğu takımın yöneticilerini taraftar bilmiyor, futbolcu bilmiyor, tanışmıyor. Türkiye'de biraz da belki yöneticiler reklamını yapmak diye demeyelim de belki tanınmak için falan devamlı demeç veriyorlar falan. Ama Avrupa'da böyle değil. Çoğu takımın yöneticisini kimse tanımıyor, bilmiyor. Sistem şöyle olmalı. Futbolcunun menajeri vardır. Menajeri onun adına konuşur, ister yönetimle ister başka takımla, hatta çıkacağı televizyon programlarını bile menajer ayarlar, her şeyini organize eder. Futbolcu sadece işini yapar, sahaya çıkar, top oynar, dışarıda da yapması gereken neyse sorumluluğu onu gerçekleştirir. Türkiye'de maalesef öyle değil. Türkiye'de futbolcu zaman zaman yöneticiyle muhatap oluyor. Bu aslında yönetici için de hoş bir şey değil. Tabii ki yöneticilik şeyden de geliyor biraz. Futbolu seviyorlar, takımı seviyorlar. Onlar da belki Bir baba, iyi abi niyetle koruması altında. yaklaşıyorlar da biraz fazla yaklaşıyorlar. Belki de dediğiniz gibi diyalog kurmak değil, hiç diyalog olmaması Hiç gerekiyor da bir olmamasında profesyonel fayda var. Yani yaklaşım olsun. futbolcu menajeriyle, hocasıyla, belki takımın genel kaptanı ya da takımın genel menajeriyle muhatap olmalı. Onun dışındaki şeyler hiç de hoş değil. Ve bunlar yaşadığımdan biliyorum. Takım içinde problem yaratıyor. Şöyle bir futbolcu bazı yöneticiyle samimi oluyor. Diyorlar ki ha işte bak bunun arası iyi, bu forma giyiyor, bu oynuyor falan. Bu da hoş bir şey değil aslında. Bence arada hiç diyalog olmamasında fayda var. İyi oynayan zaten sahada fark Zaten edilir ve sağda ona göre evet. kararlar verilir. Siz hala bugün tanınan bir futbolcusunuz, eski futbolcusunuz ya da futbolda ilgisi olan birisiniz ama tabii ki aktif olarak sahalarda oynadığınız, jübilenizi yapana kadarki dönemde çok popülerdiniz. Hayranlarınız vardı, televizyonlara çıkıyordunuz ki bunlara televoleler de dahil. Bugün ise tabii ki o popülariteden biraz azalma var. Bu sizi ruhen etkiledi mi hiç? Şimdi aslında ben biraz rahatsız oluyordum o kadar aşırı ilgiden. Biraz rahatladım ama insan zaman zaman da o eski günlerini özlüyor. Belki futbolu özlüyorum, belki o atmosferi, o heyecanı özlüyorum. Ama televizyon programlarında, televalelerde o kadar çok yer almak pek de hoş bir şey değil aslında. Yani futbolcu bazen gün oluyor, bıkıyor, yeter yani bu hafta da artık. Çünkü her hafta talep var. İşte şunu yapalım, şunu yapalım. Bazen de hoş olmayan teklifler oluyordu. Enteresan şeyler. Kılıç kalkan ekipleri falan filan böyle garip kıyafetler giydirip bir şeyler yaptırmaya çalışıyorlardı. Şu anda belki o kadar kötü değil.
Şu anda daha kötü. Şimdi artık o tür programlarda hiç futbolculara yer verilmiyor. Aslında iyi oldu. Futbolcular şimdi dışarıda kaldılar. Sanatçıların programı oldu. Onlar işte takımlarına olan sevgilerini dile getiriyorlar. Böylece futbolcular rahat ediyor. Ve şimdi de kötü tarafı şu. Devamlı çıktığınız zaman da kötü oynadığınız bir iki maçta hemen tepkiler geliyor. İşte sen televalelerde oynuyorsun, şudur budur falan. Biraz futbolcu belki sıyrılmalı. Televalelere çıkana kadar sahaya çık da doğru dürüst evet. Futbol oyna gibi. Öyle diyorlar. Futbol yazarı olarak tanınıyor bugün Feyyaz. Nasıl yaptınız bu geçişi? Önceden planlıyor muydunuz yazar olmayı yoksa bir tesadüf sonucu mu oldu? Şimdi ben futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaş'ın maçlarına devamlı gidiyordum. O dönemde bir Göteborg maçı vardı. Ona da gitmem gerekiyordu. Gitmek istiyordum. İşte o arada Milliyet Gazetesi ile diyalog halindeydik. İşte gel dediler, hem maça git. Sen zaten Beşiktaş'sın, seviyorsun. Hem farkı elinde bir kalemle gideceksin dediler. İyi dedim, ben de öyle başladım ve 1,5 yılım da oldu. Yazarlığı da seviyorum. Hoşuma da gidiyor. Önceden yazma alışkanlığınız var mıydı? Önceden fazla yazmıyordum. Sadece arkadaşlarım, işte kız arkadaşlarına aşk mektupları falan yazarken benden rica ediyorlardı. Biraz iyi galiba şeyim böyle. Kalem. Değişik mi yazıyorum bilmiyorum. İyi gidiyor şimdilik. Futbolcuların futbol yazarı olması mı daha doğru yoksa gazetecilerin mi futbol yorumları yazması daha doğru diye yapılan bir tartışma var. Sizin bu konudaki tutumunuz, tavrınız ne? Herkes yazmalı. Hepsi yazmalı. Gazeteciler de yazmalı. Çünkü gazeteci bir yerde taraftar. Taraftarın gözüyle seyrediyor. O güne kadar oynamamış olması aslında büyük bir dezavantaj değil. Ama ben şeye karşıyım. Yani futboldan gelenlere de bir garip tepki var. Bunu anlamıyorum. Mesela bugün örnek verelim. Nejo da sanattan geldi. Spor yazarlığı yapıyor. Beşiktaş'ta yöneticilik yaptı. Basın sözümüz Cenk Koray, eski bir şovmen sanatçı, o da spor yazarlığı yaptı. Kaya Çilingiroğlu yapıyor, doktorlar yapıyor. Futboldan gelenler de yapsın. Peki, yani bu kadar insan yapıyorsa. Mı? Herkes farklı bakıyor tabii olaya. Belki bizim gördüğümüzü ya da göremediğimizi onlar görüyor. Bizim gördüğümüzü görmüyorlar ya da farklı şekilde yorumlandırıyorlar. Bence herkes yapmalı. Ve kimse kimseye de şunu dememeli, yani sen yapmamalısın, böyle bir şey yok. Eğer talep varsa, okuyucu okuyorsa onu yazacaksınız, herkes yorumlayacak kendi kafasına göre. Türkiye'de de şöyle bir oluşum söz konusu. Eskiden Beşiktaşlı olanlar sizin gibi Beşiktaş'ın maçlarını takip ederek Beşiktaş'ın maçlarının yorumlarını yazıyor. Efendim başka bir takımdan, Fenerbahçe'dense Fenerbahçe'nin maçlarını izliyor. Ya da işte Galatasaray'ın taraftarıysa ve Galatasaray takımıyla ilgisi ve bağlantısı varsa, yakınlığı varsa yazılarını da Galatasaray'ın maçlarını yorumlayarak yazıyor. Neden örneğin bir Feyyaz diğer maçlarında yorumlarını yapmıyor, diğer takımlara da aynı mesafede durup diğer maçları da takip etmiyor da sadece Beşiktaş'ı takip ediyor? Yani bu olumsuzluk anlamında söylemiyorum ama evet. Türkiye'de böyle bir oluşum var. Bunun avantajları olduğu gibi acaba dezavantajları da var mıdır diye merak ediyorum. Şimdi ben bu sene 3 tane Fenerbahçe, 4 tane de Galatasaray maçı yazdım. Mümkün olduğunca yazmaya çalışıyorum. Zaten gazeteden de böyle bir talep geliyor. Gidip yazmanda fayda var. Ama çoğunlukla Beşiktaş yazdırıyorlar. O da Beşiktaş taraftarının olaya daha sıcak bakması. Bence müdürlerimiz şöyle düşünüyor. Beşiktaş'ta açar, Feyyaz yazmışsa ona bakar. Başka bir yazar ya da başka takımın yazarı onu o kadar enterese etmez diye düşünüyorlar. Böyle bir düşünce var. Bence de doğru aslında. Neden doğru? Talep böyle. Şimdi Beşiktaş taraftarı yıllarca işte Metin Ali Feyyaz'ı seyretmiş, Rıza'yı seyretmiş. Açıp gazeteyi bakıyor. Feyyaz ne yazmış, Metin ne yazmış. Öncelikle buna bakıyor. Ondan sonra işte Erman Toroğlu ne yazmış ya da ne bileyim işte diğer takımları yazan ya da futboldan gelmeyen adamlar ne yazmış ona bakıyor. Belki bizi daha böyle bir... kalemimize güvenmeseler bile belki yüreğimize güveniyorlar. Yani bunlar gördüklerini yazıyorlardır, doğru yazıyorlardır gibi. Yani takımın böyle bir ruhunu ve geçmişini bilip tarihini en azından takım yazmak. İçinde bazı şeyleri biliyorlardır. Çocukları tanıyorlardır. Bu işte bizlere olan bir şekilde güvenleri.
Ama acaba Feyyaz kalkıp bir Fenerbahçe'nin maçını yazdığında farklı bir açı getirmekten dolayı da olumlu bir adım atmış olmaz mı futbol yazarları yönünden? Tabii oluyor, mutlaka oluyor. Zaten yazıyoruz ama çoğunlukla Beşiktaş'ı yazıyoruz. Ama dediğim gibi ben 3 tane Fener, 4 tane de Galatasaray maçı yazdım. Zaman zaman bize böyle görevler veriyorlar. Milli takımın bütün maçlarını yazdım. Üslubunuz çok farklı deniliyor sizin için. Biraz esprili, hatta kimi zaman da böyle romantik bir duygusallık var yazılarınızda. Özellikle böyle bir üslup tutturma konusunda çalıştınız mı? Yok, ben hiç böyle bir çalışma yapmadım. Ben içimden geldiği gibi yazıyorum. İçimden de böyle geliyor. Öyle yazıyorum. Öbür türlü yazmak bana sıkıcı. Zaten yazamıyorum. Yani bazen okuyorum değer büyük abilerimin yazarlarını, işte Can Bartu'nun, Hıncal Uluç'un falan. Böyle onları yakalayamam. Onların gibi hiçbir zaman yazamam. Benim şeyim bu, isteğim bu. Öbür türlü yazmaya çalışınca zaten yazamıyorum. Bir de ben şeye inanıyorum. Futbolu biraz daha şey hale getirmeliyiz. Böyle gülünecek şeyleri Oyun yakalamayız. gibi belki de biraz daha pozitif Son yıllarda yaklaşmak. böyle tamamen bir kavga haline dönüştürdük futbolu. Spor olmaktan, şov olmaktan biraz uzaklaştırdık gibi. Biraz insanlar gülümsemeli, bunu yazmalıyız, bunu çizmeliyiz diye düşünüyorum. Acaba diğer yazarlar biraz da ciddiye alınmama endişesiyle mi o tür yazılar yazıyorlar? Yo, şimdi eğer öyle yazıyorlarsa zaten yanlış. Çünkü bütün yazarların yazıları ciddiye alınıyor. Ben çok tanık oldum. Gittiğim çoğu yerde işte herkesin okuduğu, ciddiye aldığı yazarlar var, isimler var. Herkes ciddiye alınıyor ama olayı bu kadar ciddiye almak da iyi değil. Saldırganlık dediniz, bu çok doğru. Taraftarın saldırganlığı, fanatikliği çoğu kez tartışma konusu oluyor ama aslında bir anlamda bunun altyapısında futbolcuların birbirlerine karşı sahadaki tavırları, yönetimin futbolculara karşı tavırları ve belki de futbol yazarlarının, futbol medyasının taraftarı yönlendirmesi gibi konular çok önemli rol oynuyor. Futbol yazarlarının da son yıllarda bu konuda biraz sorumsuz davrandığını ve yazılarda bir düzey kaybı olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle oldu, birdenbire oldu her şey diyelim. Bir şiirde var, bilmiyorum kimin. Müthiş bir talep geldi. İşte spor yazıları, spor özel gazeteleri çıktı, televaleler başladı. Bu halkın demek ki içinde olan bir şeydi. Talep çok olunca tabii birçok ne bileyim medyada şeyler türedi. İşte spor gazetesi, özel spor programları falan. Ama yavaş yavaş halkımız kaliteyi, düzeyi mutlaka fark edecek ve onları diğerlerinden ayıracak. Şimdi bir geçiş döneminde olduğunu düşünüyorum ben, spor medyasının özellikle. Sonunda herkes, Türk taraftarı, sağduyulu insanlar gerçeği görecek ve eskisi, yani şu anda olduğu gibi devam etmeyecek kesinlikle bence. Çünkü televizyonda saldırgan bir davranış sergileyenleri izleyenler tribünde hayli saldırgan davranışlarda Bir de bulunabilirler. şeyler var, enteresan mesela. Şimdi televizyon kameralar devamlı maçlardan sonra kavgaları falan gösteriyor ya, bazı tipler var böyle hemen bakıyor kamera orada, adam normal duruyor, tamam mı? Kamerayı bir görüyor, gidiyor hemen orada görüyor falan. Bunlar var şu Neredeyse anda. özendiriliyor saldırgan Özendiriliyor. Aslında davranışlar. bu tür şeyleri gösterilmese belki daha hoş olacak. Kameraların bu kadar rağbet etmesi Bundan bu kavgalara. sonrası için teknik direktörlüğü düşünüyor musunuz? Çünkü siz spor akademisinden diplomalı Evet. bir futbolcuydunuz. 2 sene antrenörlük yaptıktan sonra bildiğim kadarıyla bu yol açılıyor size. Evet. Düşünüyorum tabii ki, mutlaka düşünüyorum. Çünkü yeterli birikimimin olduğuna inanıyorum. Çok iyi hocalarla çalıştım. Pereira ile çalıştım. Brezilya'yı dünya şampiyonu yapmış. Daum'la çalıştım. Gordon'la çalıştım. Stankovic'le çalıştım. Bunlardan mutlaka bir şey öğrendik. Koç dediler. Koşuyorsak, neye koşuyorsak ona biraz dikkat ettik. Bunları bir şekilde benden sonra gelen arkadaşlara aktarmam lazım. Bu bilgili, bu birikimli gidersem böyle olmaz. Belki birkaç futbolcu yetiştiririm. Türk futboluna farklı şekilde faydam olur. Bir de ben şeye inanıyorum. Bu işi yorumlayacak olan adam mümkün olduğu kadar, fırsatı varsa eğer, futbolu her bakımdan yaşamalı, görmeli. Ben saha dışını yaşadım, tribünü yaşadım, saha içini yaşadım, yazarlığı yaşadım. Şimdi antrenörlüğü de yaşarsam, teknik direktörlükleri de yaparsam bu işi en iyi yorumlayan adam ben olurum diye düşünüyorum. Bunun Peki var için de mı bu mutlaka yönde gelişmeler? çalışmalarım var. Genelde şu anda beni spor yazarı olarak biliyor insanlar ama ben ilan ediyorum şu andan itibaren. Seneye böyle bir düşüncem var.
Ayrıca bir de yazın kursa gitmeyi düşünüyorum. Bütün belgelerim var, yetkilerim var. Akademi mezunu olduğum için A diplomam var. Ama bu işi yapmak istiyorum. Bu heyecanı yaşamak istiyorum. Futbolda devam edecek Tabii seni. zaten biz futboldan alışkanlık haline geldi. Her hafta stres, heyecan, onu yaşamadan olmuyor. Şimdi böyle fazla sakin hayat bizde gitmiyor. Gitmiyor. Futbolun dışında ne yapar Feyyaz? Ben çok müzik dinlerim. Mümkün olduğu kadar kitap okurum. Seyahati severim. Herhalde başka da bir şey kalmadı. Ne tür müzikler dinliyorsunuz? Ben müziği fazla ayırt etmiyorum. Arabeskin dışında hemen hemen bütün müzikleri dinlerim. Türk hafif müziği dinlerim. Türk sanat müziği dinlerim. Bir zamanlar sosyal demokrat bir düşünce yapısına sahip olduğunuza dair bir röportajınızda bir bilgi edinmiştim. Hala o yönde mi düşünceleri Feyyaz'ın? Ben siyasetle ve politikayla fazla ilgilenmedim. Ne bileyim, biraz daha bana yakın hissediyorum. Böyle daha insancıl, daha can şey gibi geliyor işin o tarafı bana. Bilmiyorum, halen yani fazla aslında konuşmamakta fayda var. Çünkü hiçbir birikimim, bilgim yok bu konuda. Çok Sadece işte oyumu DSP'ye veriyorum. çok teşekkür Ben ederim teşekkür programa ederim. katıldığınız için ve bizi futbol konusunda o maç yorumlarının dışında farklı konularda da aydınlattığınız için. Ben teşekkür ederim. Programın sonunda konuklarımıza uzattığımız bir sayfamız var. Sizin için de ayırdık buraya bir sayfa. Diyorum ki içinizden ne geliyor, aklınızdan ne geçiyorsa lütfen buraya bizler için yazı verin. Çekmek var mı? Tabii nasıl arzu ederseniz. Bu tabii benim...